Günaydın. Biz bugün Milli Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu'nun Cumhuriyet Halk Partili üyeleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı hakkında bir araştırma önergesi, meclis araştırma önergesi veriyoruz. Ve bu önergeyi vermeden önce sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi Türkiye'de adında milli kelimesi olan iki bakanlıktan birisi Milli Eğitim Bakanlığı. Ancak son zamanlarda isminin başında milli olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın giderek bu kavramın içini boşalttığı ve kendiliğinden milli kelimesini bakanlığın başlığından uzaklaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Giderek Milli Eğitim Bakanlığı'nın laik, bilimsel eğitim anlayışından uzaklaştığını hem söylemlerinde hem eylemlerinde görmekteyiz. Son zamanlarda bir müfredat değişikliğinden sıkça bahsediliyor. Yine Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanlardaki bir söyleminde milli eğitimin geldiği noktadan hala memnun olmadığı ve önümüzdeki dönemde milli eğitimde ağırlıklı olarak müfredat içinde değerler eğitiminin geniş yer bulacağı söylemi gerçekten son derece vahim ve son derece üzerinde durulması gereken düşündürücü bir açıklamadır. Şimdi son bir müfredat değişikliği taslağını tarih dersinde görmekteyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı adeta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi din temelli siyaset anlayışı üzerinden yapay bir tarih üretmeye çalıştığını ve bu üretilen yapay tarihi çocuklarımıza, beyinlerine, genç dimağlara kazınarak yeni bir nesil yetiştirmeyi hedeflediğini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleri olan hiçbir siyasi partinin tekelinde olmayan tarih dersimizi, tarihimizin içeriğini değiştirmek kimsenin haddi ve hakkı değildir. Atatürk ilke ve inkılaplarını hazırlanan bu taslakta programdan çıkarıldığını, müfredattan çıkarıldığını, bunun yerine bilimsel gerçeklikten uzak, basit, popüler inanışlar üzerinden iktidarın şekillendirdiği yeni bir müfredatın önümüze konulduğunu görüyoruz. Aslında hem Cumhurbaşkanı'nın hem Başbakan'ın sıkla dillendirdiği neo-Osmanlıcılık olarak andığı fikirler manzumesi temelli bir tarihin yeniden oluşturulmaya çalıştığını görüyoruz. Bir bilimsel temel yok, gerçeklik hiç yok. Adeta Adalet ve Kalkınma Partisi kendi yeni tarihini din temelli siyaseti üzerinden şekillendirmeye çalışmakta. Müfredata baktığımızda tarih dersinin içinden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarının adlarının yeni hazırlanan taslak programda kasıtlı olarak kullanılmadığını görüyoruz. Ve daha önce temel ünite ve bazen başlı başına bir ders olarak öğretilmekte olan Cumhuriyet tarihinin çıkartıldığını, 1774-1974 arası dönemin içine hapsedildiğini, adeta bu dönemin Osmanlı'nın yıkılışının bir devamı, bir çöküşün parçası olarak öğrencilere yansıtılmak üzere hazırlandığını görmekteyiz. Sadece 11. sınıfta verilecek Atatürk ilke ve inkılapları dersi bahane edilerek 9, 10, 11 ve 12. sınıflardan tarih dersi müfredatından Cumhuriyet'in ve milli mücadelenin çıkartıldığını görüyoruz. Amaç nedir? Amaç bir toplum mühendisliği yapmaktır. Ama bu amacın sonunda da milli eğitim sisteminin bütünlüğünün, ciddiyetinin ortadan kaybettirilmek istendiğini hep birlikte görüyoruz. Sadece bu değil, değerli basın mensupları, müfredat değişikliğine ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığı yeni paydaşlar oluşturmuştur kendisine. Bunlardan birisi hepimizin yakın zamanda şahit olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü protokoller ve bunun yanında kendisine yakın
çeşitli dini vakıf ve derneklerle yaptığı protokollerdir. Karaman olayına değinmek istemiyorum. Elbette ki Karaman'da 45 çocuğa tecavüzün bir suçlusu vardır. Ama bu suçludan daha önemli olan sorumluların kimler olduğudur ki Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve tabii ki ilaveten İçişleri Bakanlığı Karaman'daki tecavüz olayının ülkemize kara bir leke gibi çökmesine neden olan bakanlıklardır. Suçlunun ceza alması zaten kaçınılmazdır. Ama esas olan sorumlunun sorumluluğunu kabul etmesi, sorumlunun sorumsuzluğunun gereği olarak istifa etmesidir. İstifa erdemini göstermesidir. Meclis gen soru önergesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hakkındaki gen soru hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları ile gen soru önergesinin reddedilmesi ve ardından Adalet ve Kalkınma Partili parlamento üyelerinin giderek bakanı tebrik etmeleri ülkemiz adına, tecavüze uğrayan 45 çocuk adına, geleceğimiz adına umudu kırıcı, ümitsizliğe düşürücü ve gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm üyelerini, hükümetlerini tarih önünde yargılamaya sonuçlandırıcı bir durumdur. Diyanet İşleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yakın zamanda eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Diyanetin tüm yazılı ve görsel yayınları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı'na dahil edildi. Bu ne demek değerli basın mensupları? Bu okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik dini ve dogmatik bilgilere erişimin önünün açılması demek. Ve Mersin'de geçtiğimiz hafta gördük ki Mersin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün ilkokul çocuklarını hedef alan Minik Yürekler Kardeşlik Bilincinin Farkında projesini gördük. Bakınız, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki anlaşmalar illere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve müftülükler arasındaki anlaşmalar olarak yansımakta. Bu projede ne diyorlar? Haydi 4 gün okula, 1 gün camiye. 4 gün okul, 1 gün cami projesi. Neyi planlıyorlar? Çocuğumun bir gün camiye gitmesine izin veriyorum dilekçesini velilerden almayı ve böylece çocukların eğitiminin yavaş yavaş mektep eğitimi, devamında medrese eğitimi ile sonuçlanmasını hedefliyorlar. Yine bir başka olay, Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH yani İnsani Yardım Vakfı arasında yürütülen bir protokol. Her sınıfın bir yetim kardeşi var protokolü. Anayasamızda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün okullarda öğrencilerden para toplanması hangi adla olursa olsun yasal değildir. Yasaya aykırıdır. Buna karşılık bu proje kapsamında her sınıfta bir kumbara var. Akşam sırayla öğrencilere bu kumbara veriliyor. Deniliyor ki bu kumbaranın ayın sonunda her sınıf için en az 90 lira parayla dolması lazım. Ve yılın sonunda her sınıftan, yılın sonunda her okuldan ne kadar para toplanacağı hesaplanmış. Ve Milli Eğitim Bakanı çıkıp diyor ki bu yasaklar, bu yasaya uymazlıklar kendisine hatırlatıldığında diyor ki yetim kardeşim projesini destekliyorum. Bu yardım toplama kampanyası bilgim dahilinde, desteğimiz dahilinde. Değerli arkadaşlar, yasa tanımaz bir Milli Eğitim Bakanlığı ile milli eğitimimizin yasa dışında hangi yollara ulaşabileceğini düşünmek bile istemiyoruz. Yine TÜRGEV, tabii ki TÜRGEV daha da ayrıcalıklı. Çünkü TÜRGEV'in başı devletin daha üst noktalarına ulaşıyor. TÜRGEV ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı protokolde diyor ki bir maddesinde bu protokolde yer almayan konularda da TÜRGEV yardım ve destek istediğinde Milli Eğitim Bakanlığı her tür yardımı
ve her tür desteği verecektir diyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile TÜRGEV'in ortaklaşa açacağı kursların yürütülmesi kararı yine bu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çıkmıştır. Gelecekte Milli Eğitim Bakanlığımızın başındaki milli kelimesi çıkarılarak dini vakıflara ve dini temelli derneklere teslim edilmek istendiğini açıkça görüyoruz. İşte bu nedenle Milli Eğitim Komisyonu Cumhuriyet Halk Partili üyeleri olarak vereceğimiz bu önerge ile Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yasa tanımaz Milli Eğitim Bakanlığı gerçeklerine aykırı uygulamalarının tüm siyasi partilerin ortak düşünceleri ve akla vurarak, usa vurarak tartışılmasını talep ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sorunuz var mı? Sorunuz varmış gibi ben bir cevap verebilir miyim müsaade ederseniz? Profesör Gaye Usluer arkadaşımın söylediği her şeye katılıyorum. Muhtemelen Ceyhun kardeşim de katılıyor. Ceyhun Ergül kardeşim de. Şunu hatırlatmak istiyorum. Bundan 8 sene önce zamanın Anayasa Mahkemesi laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi'ni suçlu bulmuştu. Ve bir oy farkla sıyırtarak, o da oyun kime ait olduğunu hepiniz biliyorsunuz, kapatılmaktan kurtulmuştu. Sayın Usluer'in açıklamalarıyla bunun arasında çok ciddi bir bağlantı olduğu da açıkça ortada. Ben bir şey eklemek istiyorum gündem dışı olarak. Sayın Cumhurbaşkanımız dün teröre destek veren Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkartılması gerektiğini söyledi. Uzun zamandan beri ilk defa Cumhurbaşkanı'nın söylemine katılıyorum. Öncelikle Fethullah örgütüne destek verdiği için kendisinin ve Bülent Arınç'ın, daha sonra PKK terör örgütüne destek verdikleri için kendisinin, Ahmet Davutoğlu'nun, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın vatandaşlıktan atılmaları gerektiğini buradan huzurunuzda Sayın Meclis Başkanımıza duyurmak istiyorum. Bunun için eklenecek 2-3 tane de valimiz var. İçişleri Bakanımız Efkan Ala da var. Hatta zımnen IŞİD'e destek vermek gibi 3 terör örgütüne birden destek vermekten vatandaşlıktan atılmaları gerekir diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Soru yok herhalde. Efendim gündem sorabilir miyiz? Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sema Ramazanoğlu arasında geçen diyaloglarda en son Bakan Hanım da bir açıklama yaptı. Mahkemeye taşıyacağım bunu. O süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı kendisinin içine düştüğü aczi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm üyeleriyle birlikte kurtarma çabası olarak değerlendiriyorum. Önüne yatmak genel olarak Türkçe'de koruma ve kollama anlamında bir terim. Ve biz bu terimi aslında ilk kez ne zaman gördük? Reza Zarrab'ın tapelerinde gördük. Muammer Güler'e, o dönemin bakanı Muammer Güler'e telefonda diyor ki, başıma bir şey gelir mi buradan diyor. Bakan da diyor ki, yok ya diyor, önüne yatarım senin. Şimdi bir erkek, bir bakan adı kirli işlere karışmış bir kişinin önüne yatarken hiçbir rahatsızlık oluşturmuyor. Hiçbir belden aşağı anlam taşımıyor da. Aynı masum terim, yani koruma kollama adı altındaki terim. Sayın Bakan için söylendiğinde neden sakınca oluşturuyor? Burada cinsiyetçi bir yaklaşımla Türkçedeki bir terimin cinsiyete göre değerlendirilmesi, cinsiyete göre adlandırılması zaten normal olmayan bir durumdur. Aslında bir gün önce Gen Soru'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla Sayın Bakan'ın suçu örtbas edildiği için bu çabalarının aslında gündemi kapatma, gündemi kadın mağduriyeti üzerinden başka yerlere taşıma çabası olduğunu düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, mağdur olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı değildir. Mağdur olan fiili livata uygulandığı tespit edilen çocuklarımızdır. Yaşları 10-11 yaşındaki çocuklardır. Biraz önce söyledim, bu olayın bir suçlusu vardır. Bu suçlu tutuklanmıştır, elbette ki ceza alacaktır. Ama bu işin bir de sorumluları vardır.
sorumluluğunu yerine getirmeyen sorumsuzlar vardır. Yetmedi, sorumluluğunu yerine getirmeyen sorumsuzlar bir de edepsizce üste çıkmaya çalışarak diyorlar ki bir defa da bir şey olmaz. Bir defa çok önemlidir. Bir defa başlangıçtır. Bir defa devamdır. Bir defa yakalanmıştır. Yakalanmayanların hesabını kim verecek? Bakın Karaman'dan sonra Konya'da, Rize'de, Artvin'de, Kocaeli'nde, Türkiye'nin her yerinde tecavüze uğrayan çocuklar ve bunların ardında din temelli vakıflar, dernekler var. Ne demek hepimiz Ensar'ız? Yani Ensar'ı destekleriz. Ne yaparsa arkasındayız. Bu mudur? Bugün tartışmamız gereken Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri hiç değildir. Bu sözler koruma, kollama anlamına gelmektedir. Nedir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tecavüze uğrayan 45 çocuğa karşı bu olayın o yaratılmasına neden olan Ensar Vakfı'nın önüne yatmıştır. Yatmış mıdır? Yatmıştır. Nasıl yatmıştır? Koruyarak, kollayarak yatmıştır. Bugün gündemde tartışılması gereken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın ne zaman istifa edeceğidir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, burada bir ekleme yapmak istiyorum. Olayın özünde çok önemli bir nokta daha var. Sayın Genel Başkanımız dün vurguladı ama kimse bunun üstüne alınmıyor. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocukların özel yurtlarda, dernek veya vakıfların işlettiği yurtlarda barındırılması açıkça bir kanuna aykırılıktır ve Milli Eğitim Bakanı bundan bizzat sorumludur. İlin valileri bundan sorumludur, İçişleri Bakanı bundan sorumludur. Bu büyük ayıbın hiç kimse hesabını vermiyor Türkiye'de. Ben bir şey diyebilirim. Evet. Yok, şunu söyleyeyim. Biraz önce kim sormuştu en şeyle ilgili? Açıklama yapmıştı. İşte biz belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra olabilecek olan diğer tecavüzlerin, suistimallerin şimdiden haberini vermek için basın toplantılarını yapıyoruz. Bu protokoller nedeniyle, bu yasaya uygun olmayan anlaşmalar nedeniyle Ensar veya diğer Türge gibi vakıflar veya bu yandaş diyebileceğimiz kuruluşlar bu insanlara, hocamın da biraz önce belirttiği gibi ilkokul, ortaokul çağındaki yoksul insanların çocuklarına hani tam kelimenin tabiriyle musallat olmaktır bu. Yani aslında devletin yapması gereken yurtları veya olanakları aslında devlet yapmayarak bizzat bu insanları bırakarak aslında bir anlamda da bu suçlara, bu hukuksuzluklara yataklık ve yardım ediyorlar. Bizim itirazımız buna. Biz bu yüzden uyarıyoruz. Bu yüzden diyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı milli olmaya çalışsın. Her konuda millilik konusunda kimseye pabuç bırakmayan bu iktidar bu işlere geldiği zaman Milli Eğitim Bakanlığı milliliği neredeyse iptal etmeye, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i bütün kitaplardan çıkarmaya çalışıyor. Ve çok yakında 5-10 yıl sonra göreceksiniz adı Milli Eğitim Bakanlığı değil, Dini Eğitim Bakanlığı olacak. Biz bunun için toplumu uyarıyoruz. Aslında biz sizleri uyarıyoruz. Orta yaş ve bizim yaşımızdaki insanların çocukları bir şekilde üniversiteyi bitirdiler ve gittiler. Yani bir şekilde hayatlarını kurdular. Sizlerin, sizin genç insanların, şu an biz izlemekte olan televizyonların başında vatandaşların çocuklarını uyarıyoruz. Sizin çocuklarınız tehdit altında, torunlarınız tehdit altında. Ama ne desek olmuyor ve maalesef bu yaygaralarla, basit meselelerle, işte onu dedi, bunu dedilerle toplum bütün gündemi değiştirmeye çalışıyor. Biraz önce Gayacan'ın söylediği gibi aslında kelimelerin anlamları üzerinden değiştirerek, manipüle ederek yani toplumda başka bir şey yaratmaya çalışıyorlar. Bir şey söylemek istiyorum. Kadınlara saldırı üzerinden, kadınlara haksızlık üzerinden, kadınlara saygısızlık üzerinden eğer bir külliyat geliştirilecekse Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AKP şürekası inanın bu konuda ansiklopedi yazmıştır. Hatırlayın Berkin Elvanlı'nın annesinden başlayın. Hani kız mı değil mi belli olmazı kadar öyle bir ansiklopedik külliyat yarattılar ki biz ne yapsak o bu terbiye seviyesine bu düzeysizliğe yetişemeyiz arkadaşlar. Ne yapsak. O yüzden Sayın Genel Başkanım bu konuda hani eğer sorgulanacaksa değil bu Türkiye'de dünyada en son sorgulanacak işlerden bir tanesidir. İnanın bunu Genel Başkanı savunmak babından söylemiyorum. Bir bakın internete girin. Sayın Genel Başkanım ve Cumhuriyet Halk Partili'nin kaç tane bir kadına saygısızlığı veya seviyesizliği vardır. Bir de arkadaşlara bakın. AKP ve zihniyetinin her hafta vardır. Daha geçen hafta bir belediye başkan yardımcısı Rize'de
Kadının ne konuşmaya hakkı var, senden öğreneceğimiz bir şey yok diye. Kürsüden indirmedim arkadaşlar. Sizden öğreniyoruz. Sizler bize iletiyorsunuz. O yüzden ben bu vesileyle bunları tekrar hatırlatmak istedim. Bir de son dönemde eğitim konusu olduğu için özellikle öğretmenlere karşı yapılan mobbinglerin haddi hesabı yok ama yeni bir moda çıktı. Şu anda hiçbir hukuki gerekçe olmadan, mahkeme kararı olmadan birçok öğretmeni, özellikle muhalif öğretmenleri eğitim iş ve muhalif eğitim sendikalarına üye olan veya istedikleri sendikada görev yapmayan öğretmenleri çeşitli paylaşımlar ve bahanelerle hiçbir mahkeme kararı olmadan görevden alıyorlar. Yani hukuksuzluğun, haksızlığın, anayasa çiğnemenin ve nezaketsizliğin, görgüsüzlüğün zirvesindeki bu iktidar kalkmış başka insanları ahlakla, terbiyeyle sorgulamaya çalışıyor. Ben bir tek kelime söylüyorum, hadi oradan diyorum hepsine. Soru olarak şeyi de hatırlatmak istedim. Bülent Arınç da genel başkanımızı eleştirmiş. Hani şu şeyimin şey ettiği bakan. Bunu da hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Sağ olun. Soru yok herhalde. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyoruz.